Robaxiv'in herkese merhaba. Saat dünyasının nabzını tutan yeni konuları ve modelleri konuştuğumuz bir diğer videomuza hoş geldiniz. Yanımda değerli dostum Serdar Oğal var. Bugün çok ilginç bir konu seçtik sizler için. Ben seçmedim. Aslına bakarsan seçmek durumunda kaldık. Evet, konu bizi seçti. Konu bizi seçti. Olacak. Yani saat dünyasında bu kadar ses getiren bir gelişme uzun zamandır olmamıştı. Bunu masaya yatırmamak olmaz diye düşündük ama evet. Biraz bekledik. Şöyle bir durulsun ortalık. Aynen. Son dönemin en çok kafaları meşgul eden konularından biriydi. Evet, bahsettiğimizi herhalde takipçilerimiz anlamıştır diye tahmin ediyorum. Omega Swatch, Moon Swatch'tan bahsediyoruz. Gerçekten sadece 2022'nin değil, belki son 10 yılın en ilginç olaylarından, en ses getiren olaylarından biriydi. Öyle ki Swatch, Moon Swatch'un tanıtılması neredeyse Watches and Wonders 2022 bile gölgede bıraktı. Bununla ilgili evet. Bizim kişisel pek çok da bu arada tecrübemiz oldu fuar esnasında gördüğümüz. Ve bu modeli bir kısaca da olsa biraz konuşalım istedik. Bu modelden biraz bahsedelim istedik. Öncelikle aslında fuarda gördüğümüz örneklerin aldığı tepkiden bahsedebiliriz. Ben yine fuar videolarında bahsetmiştim. İşte basınla beraber girdiğimiz touch and feel session'larda, yani yeni modelleri denediğimiz toplantılarda, görüşmelerde kolunda Moon Swatch'la gelen basın mensuplarının markaların kendi personelleri tarafından dahi müthiş ilgi çektiğini, saatlerin fotoğraflarını çektiklerini, incelediklerini falan söylemiştim ki bu Serdar da bunlarla ilgili örneklerle karşılaştı. Yani oldukça ilginç, ses getiren, herkesin dikkatini çeken, saatten anlayan, anlamayan, ilgilenen, ilgilenmeyen bir mevzu oldu. Serdar, ne düşünüyorsun bu konuda? Bir koleksiyoner açısından bakacak olursak. Yani şimdi buna çok koleksiyonel gözüyle bakmamak lazım. Hı-hı. Bakarsak videoyu kapatıp gitmemiz evet. lazım. O başka bir şey. Ama bence bu işin biraz daha keyifli tarafını konuşmakta fayda kesinlikle. Var. Yani dünyanın her yerinde bir sürü saatle ilgili dostlarımız var. Sağ olsun sosyal medya sayesinde son Hı-hı. dönemde ulaşamadığımız herhangi bir yer kalmadı. Bir Horovax kimliğimiz de var tabii. Bunun sayesinde Hı-hı. dünyanın her yerinde insanlar tanıyoruz. Ne oluyor? İşte ben bir şey istiyorum, Avustralya'daki bir arkadaşımı arıyorum, işte Dubai'deki bir arkadaşım benden bir şeyler istiyor falan ama bunların tamamı yani saatlerle ilgili demek evet. istiyorum. Saatlerle ilgili ne benim işte Burak diye bir arkadaşım var, şu modeli arıyor, orada varmış, konuşur musun falan. Son dönemde annem bu saati istiyor falan gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu ciddi bir şey. Yani evet. Burada bence en önemli nokta kısa bir süre önce ne oldu? Patek Philippe gibi bir marka 5711'in Tiffany Blue kadranını yaptı ve bütün saat dünyası bunu konuştu. İşte hı-hı. saatin fiyatı, açık arttırma, o bu şu derken evet. ya bunu saat dünyası değil, bütün dünya konuştu. Doğru. Düşünsene daha önce sadece işte telefondan zamanı kontrol eden bir ev hanımı oğlunun saatlerle ilgili olduğunu bilerek ondan işte Moon Swatch diye bir şey varmış, ondan bana alabilir miyiz diyebiliyor. Dolayısıyla evet. müthiş bir marketing başarısı. Kesinlikle. Bütün dünya bunu konuştu. İşin arkasında bir sürü detay vardır muhakkak ama hı-hı. bence en önemli tarafı dünyayı meşgul edebilecek bir şey bulmak çok kolay değil. Yani değil. İşte savaş olur, o olur, bu olur. Ancak bu kadar etkiyi bu kötü şeylerde, negatif şeylerde yaşatabilirsin. Ama hı-hı. Swatch grubu gerçekten bir pozitif bir olayla bütün dünyanın konuşabileceği bir argüman yarattı diye düşünüyorum. Yani. Evet. Şöyle de bir şey var aslında, takipçilerimizden gelen birçok yorum oldu. Ben saati Instagram'da paylaştıktan sonra açık ara en fazla mesaj, en fazla iletişim benim aldığım model oldu diyebilirim. Yani ki çok farklı saatler paylaşmıştım daha önce. Genel itibariyle herkesin kafasında şöyle bir soru vardı. Aslında bundan biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Bu Omega Swatch işbirliğinin bu şekilde bir saatle ortaya çıkması bu markalara herhangi bir zarar verdi mi? Mesela bu çok sorulan bir soruydu. Ya bence zarar vermedi. Niye dersen, yani marketing tarafında bu kadar başarılı, bu kadar kendini duyurabilen herhangi bir olay, işte böyle bir argümanı kullanan markaya zarar vermesi diye bir şey söz konusu değil. Buradaki önemli olay zaten bunu konuşturmaktı. Fakat burada markaya zarar verip vermemesinden öte, bu marketing argümanının ilerleyen günlerde nasıl yönlendirilip nasıl kullanılacağı bence daha büyük önem evet. taşıyor. Bu evet. düğmeye basıyorsun ve bir hype yaratıyorsun. Ondan sonra bunu yönetmek çok hı. önemli diye düşünüyorum. Bizim duyduğumuz kadarıyla bu iş böyle ikinci bir işte 500 tane daha geliyor, 1000 tane daha geliyor, ikinci bir dalgadan öte bunun her an her şekilde butikte bir an için bulunabilir bir değil ürün mi? Haline evet. getirilmesi planlanıyor doğru. diye düşünüyorum. İşte sen bunu işte 26'sında geliyormuş Omega Swatch'lar yine kapılarda birbirimizin işte üstüne atlayarak bunu alalım şeklinde değil. Bu butiklerin trafiğini
regüle bir hale getirebilmek için girdiğinde işte burada Swatch butik var, Moonswatch var mı diye insanlar sorsun ve butiklerin trafiğini muhtemelen arttırılması için çalışacaklar diye düşünüyorum. Bu da böyle yapılırsa bence o ilk başta kullanılan marketing argümanı diğer detayları arttırabilmek için, rakamları yükseltebilmek için doğru şekilde kullanılmış olur diye düşünüyorum. Evet, yani bir şekilde insanların Swatch butiklerle de dirsek temasının kaybolmasını engellemek istiyorum. Ya şöyle düşün, o gün hatırlamıyorum hangi günde ama ben 3 butiğe de bir dostumdan, bir arkadaşımdan rica ettim. Çünkü benim ayağım sakattı. Zaten sabahın 5'inde 6'sında oraya kalkıp gidebilecek durumda değildim. 3 butiğin önüne de birilerini gönderdim ve bir butikten bunu aldım. Aldım. Daha önce oraya gitmiş insanların profili zaten 4000 liraya bir Swatch saat alıp, Omega değil üstüne basa basa söylüyorum Swatch. Çünkü Swatch butikten alıyorsun ve bütün yönetim Swatch markasının elinde. 4000 liraya Swatch alacak profil değildi o kapılarda bekleyen. İki tane profil vardı. Bir, benim gibi işte dostlarından, arkadaşlarından rica edip oraya gönderilenler. İkincisi de ya işte bunu 4000 liraya alırız, 10.000 liraya satarız mantığında olan farklı bir profil. Yani bu zaten saatçilik dünyasında yapılmış bir hareketten çok. Diyorum ya, bütün dünyayı konuşturan bir hareket olmasının sebebi de bence bunlardan biri yani. Evet, tabii buradaki en önemli şeylerden bir tanesi o kadranda Omega yazıyor olması. Yani Omega yazmış olmasaydı ben böyle bir hype'ın olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bu sonuçta çok önemli bir argüman burada. Kadranda yazıyor, burada Kayış'ta yazıyor, burada Speedmaster yazıyor. Yani bayağı bir Omega ve Omega'nın detayları saat üzerinde kurulmuş. Bildiğim kadarıyla sen daha bilirsin, birebir her şeyle boyut olarak aynı. Tabii kadran dizilimi falan biraz farklı ama. Aslında sen söyle bize Burak yani... İşte saat burada önünde bir süredir de kullanıyorsun. Yani ne düşünüyorsun? Yani bu saat teknik olarak, kalite olarak ne seviyede, kimlere hitap eden bir saat? Hani ben işin market tarafını biraz yorumladım da işin teknik tarafını da senden alalım. Yani. Teknik mevzuya girmeden önce bu saatin kimler için olduğunu sordun. Bütün bu hype'ın arkasında yatan aslında mevzu direkt bu sorunun cevabı. Bu saat kimler için? Bence Swatch 1983'te yaptığı hata bir kez daha yapamazdı. Mümkün değil tabii. Mümkün değil. Yani 1983'te Swatch çıktığı zaman gerçekten sansasyonel bir durumdu. Ondan sonra İsviçre saat sektörünü kurtardı. Pek çok şeyi değiştirdi sektörde. Yani bir dönüm noktasıydı. Bir kilometre taşıydı aslında. Fakat Swatch popülerliğini korusa da sürekli olarak marka açısından satışlarında bazı düşmeler oldu, bazı gerilemeler oldu. Tabii akıllı saatler diye bir şey çıktı yani. Eski popülaritesi kalmadı. Bu bir gerçek. Yani eski popülaritesi kalmadı derken bunu kötü bir şey olarak söylemiyoruz ama 1983'ü yaşayan insanlar ne demek bir gerçek yani. Ben 1984'te biliyorsun Swatch'ı ilk takanlardan biriyim. O dönemde bir de yani bu ne falan filan diyordu insanlar. Kesinlikle, yani şu anda bütün dünya ne olduğunu biliyor. Sen o gün bunu bir de anlatmak zorundaydın dünyanın belli bir kısmına. Yani bu popülariteyi hatırlayanlar daha iyi anlayacaktır dediklerimi. Swatch, Omega Swatch, Moon Swatch da bunu tekrar yaşattı Serdar. Bunun da nedeni şu, akıllı saatlerden bahsettin. Saatlerle hiç tanışmamış, yeni tanışacak veya kendisine bari bir de saat alayım diyen gençlerin birçoğunun hayali artık bir akıllı saat. Belki bir Apple Watch ya da işte diğer Android tabanlı markalardan bir saat. Swatch tekrar dikkatleri giriş seviye fiyatında ancak ikonik, efsanevi bir modelle birleştirerek yine klasik analog saate çekmiş oldu. Detaylı, ve bence bu çok başarılı oldu. Bunun Swatch açısından başarısı zaten ortada. Çünkü gerçekten bir hype yarattı. Yani bugünün fiyatıyla, etiket fiyatıyla 4000 TL'ye bir hype yaratmak hiç kolay bir şey değil. Açıkçası çok daha yüksek fiyatlarda. Hemen bir şey ekleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla 100 bin tane saat butiklere gönderilmiş dünya çapında. Evet. 250 frank dersek 25 milyon frank mı yapıyor? Yani bir tek saat kalemde içerisinde düğmeye basıp ve sadece internal butiklerden satıldı. 25 milyon frankı. Yani işin bir de tabii ticari boyutu da var. Yani çok akıllı bir hareket de oldu. Yani daha herhalde bir 200 bin saat gönderse 200 binini de satılacak. 50 milyon franka çıkaracak. Kesinlikle. Ama diyorum ya bundan sonrasını nasıl yönetecekleri bence daha önemli. Tabii o çok önemli bir mevzu. Ben bir şekilde bu hype'ın devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir daha alışveriş merkezlerinde koşturmalar falan yaşanır mı zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Bir daha bir tarih açıklanacağını da çok düşünmüyorum aslında. Bir bence bakacağız. Yani. Bir Swatch butiğin önünden geçerken 11 tane Omega Moon Swatch orada vitrinde duruyor. Gireceğiz. Diyorum ya devamlılık çıkacağız. İstiyorlar artık. Yani kesinlikle. Sen bir gün bunu yapıp ertesi gün bunu unutma. Tamam hala konuşuluyor ama ilk gündeki konuşulduğu kadar değil. Ama sen şimdi bundan bir hafta sonra butiklerde bir 500 tane daha saat görürsen ve bu da işte 3-4 gün içerisinde orada satılıp biterse girdiğinde bulma ihtimalin olursa
Ben sana söyleyeyim, sen de ben de her alışveriş merkezine girdiğimizde Swatch kutuyu görünce ya bir tane almaktan öte muhtemelen içeriye girdiğinde sorarsın bu Swatch var mı diye. Peki olayın başka bir boyutunu ben hem kendim yorumluyorum hem de senin fikirlerini de merak ediyorum. Şimdi biz bakıyorsun işte videoda da iki tane önemli marka saat takıyoruz. Omega da bu önemli markalardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani ben bunu takarken sen onu takarken Omega'yı da takmayız demiyoruz. Zaten evet, de takıyoruz ve kullanıyoruz. Doğru. Peki Omega'nın isminin 4000 liralık 250 franklık bir saatin neredeyse böyle içine kazınması hakkında sen ne düşünüyorsun? Ben tamamen bunu Hayek'in pazarlama stratejisinin bir bölümü, bir ayağı olarak görüyorum. O kesin ama yani işin o tarafını kenara bırakırsan bir saat tutkunu olarak, bir saat kullanan olarak ya ben bundan sonra Omega'larımı, Speedmaster'larımı takmam ya da bir daha Omega Speedmaster almam, böyle bir şeyin içinde kullanıldı falan. Yani fikrin nedir orada? En ufak bir olumsuz bir şey düşünmüyorum. Omega kullanıcısını etkileyecek bir durum değil. Speedmaster, Moonwatch kullanıcısını etkileyecek bir durum da değil. Bence burada espriyle çok hoş, bir ilginç bir hype var, ilginç bir ürün var yani. Ben bu tasarımın daha tabana inmesinden de bu arada şikayetçi değilim. Bence sonuç itibariyle bunu bu şekilde, yani 250 franklık, 4000 liralık bir Speedmaster Moonwatch alanlar ya da Moonswatch alanlar belki bu saatten çok memnun kalıp yarın bir gün, bir 10 sene sonra durum değiştiğinde kendilerine orijinal bir Omega Speedmaster Moonwatch da alabilirler. Belki evet, onlar için bir öyle başlangıç, bir ilham kaynağı falan ilham kaynağı olabilir, yani olabilir yani. Bir şekilde evet, bir yerlerden çünkü başlamak lazım. Ben bunu Omega için değer kaybettirici bir şey veya Omega kullananlar için saatlerinden soğutacak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Ben de Omega kullanıyorum. Omega Seamaster'ım var. Dediğim gibi açıkçası ben baktığımda orada Omega'yı da pek görmüyorum. Ben direkt Swatch olarak görüyorum bunu. Evet. Dolayısıyla kötü bir etki olacağını düşünmüyorum. O zaman biraz şu hani saatin kalitesinden de konuşalım. Yani evet, kalitesinden evet, demeyeyim de özelliklerinden konuşalım. Şimdi ben açayım konuyu, sen sonra devam et. Evet. Şimdi ben baktığımda bioseramik diyorlar. Yani bana çok plastik bir görüntü veriyor. Evet. Baktığım zaman hızlı böyle bir üretim mi olmuş ya da ne bileyim yani aceleye mi gelmiş? Yani standart kalitenin bu olma ihtimali yok. Saniyenin atışları bile indekslere çok evet, denk gelmiyor. Evet. Align olmuyor. Bununla beraber arkasında bir pil kapağı var. Bu pil kapağı karton gibi duruyor ve ben çok kullanmadığım için bilemiyorum ama boyasının aktığı söyleniyor. Evet. Kullanılan kayış bilemiyorum. Bence bir hatalı bir şey bu. Çünkü çok kısa. Ben bunu normal Speedmaster'ım için aldığım benzer kayışta da yaşadım. Evet. Bu tarafta şöyle takarken bu yapışma tarafını görüyorsun. Bana çok şey gelmiyor. Ve çok da konforlu bir kayış olduğunu söyleyemem. Yani saat için bende de Swatch'lar var biliyorsun. Tabii, yani Swatch'ı evet, sevmiyor değilim, Swatch'ı kullanmıyor değilim. Yeri geliyor işte yazın plaja giderken falan filan, yani kullanılması tabii, gerektiği tabii, yerde de Swatch kullanıyorum. Ama bu bence normal Swatch kalitesinin de biraz altında olmuş gibime geliyor. Yani. Hem kullanılan materyal açısından hem de belki diyorum ya biraz hızlı bir üretim olmuş diye düşünüyorum yani. Yani senin de dürüst fikirlerini saati sana teslim edip merak ediyorum. Yani şöyle, öncelikle bu birebir Omega Speedmaster Moonwatch kasasının aynı proporsiyonlarla korunmuş, farklı malzemelerde üretilmiş bir versiyon. Evet, evet. Onda hemfikir olalım öncelikle. Bioseramik dediğimiz malzemenin içindeki seramik kısmını ne yazık ki saat eline aldığını pek göremiyorsun. Aslında biyoda kalıyor. Biyoda kalıyor. Yani biyo denmesinin nedeni de çeşitli bitkisel yağlar kullanarak yapılmış özel bir materyal. Çevre dostu bir materyal. Geri dönüşümü çok kolay ve zengin bir materyal. Bu konuda Swatch'un hassasiyetini de anlıyorum. Bence kötü bir şey yapmıyor. Fakat alıştığımız Swatch kalitesi derken şöyle, genelde kaliteli Swatch'ları biz irony Swatch'lar olarak, yani alüminyum ya da çelik kasalı evet, Swatch'lar olarak biliyoruz. Onun dışında da plastik Swatch'lar var. Şimdi iki Swatch materyallerinin arasına koyduğunuz zaman bu ürünü daha çok plastik kısma yakın, metal kısma uzak olduğu için evet, kalite algısında ufak bir, daha böyle giriş seviyeye yakın bir durum söz konusu fiyat olabiliyor. Fiyat olarak ama biraz daha öbür tarafa gidiyor. Fiyat olaraksa öbür tarafa gidiyor. O da artık kadranda yazan Omega ve tasarımla ilgili diyeceğiz herhalde. İçinde pilli bir kalibre var. Zaten pilli kronograf kalibreyi Swatch'un kronograf modellerinden tanıyoruz. Evet. Senelerde kullandıkları kalibre. Bazı saatlerde evet, kronograf saniyesinin başlatıldıktan sonra saniyenin saniye indeksine denk gelmemesi gibi bir durum var. Belki ufak bir alignment hatası olabilir ya da dikkat edilmemiş olabilir. Bunun olduğu örnekler de var, olmadığı örnekler de var. Hangisi daha çok onu henüz bilemiyoruz. Çünkü çok fazla etrafta fazla göremediğimiz için saat, saat olduğu için. Pil kapağının üzerindeki mevzu, Serdar, bu bir seri
autograph, yani bir nevi ince bir sticker gibi düşünebilirsiniz. Kişinin artık terindeki aside göre ne yazık ki evet bu serigraf boya çözülüyor ve insanın bileğinin üzerinde ufak bir boya kalıntısı iz yapabiliyor. Olmaması gereken bir şey. Yani en azından bunun argesinin biraz olsun daha itinalı yapılmış olmasını isterdik. Çünkü fiyatından ayrı konuşalım. Bence Swatch'tan böyle bir ürün gelmemesi lazım. Yani hoş bir şey değil, onu söyleyeyim. Speedmaster'dan esinlenerek yapılmış Velcro, yani cırt cırtlı kayış. Yani fiyat bandı düşünüldüğünde evet zaten çok hani müthiş kaliteli bir şey beklemiyordum. Konfor şöyle, saatin kayışı konforlu değil bana göre. Ben çok rahat edemedim. Değil, kesinlikle. Ama saat o kadar hafif ki konforsuz da değil. Yani belki bir NATO kayışta çok daha konforlu olabilir. Bu arada internette... Deneyenleri de gördük. Evet. Orijinal Speedmaster'ın çelik bilezini takanlar falan da var. Ondan sonra onlar biraz abartmış. Söylemek lazım. Kayışın Velcro'sundaki yumuşak kısmın bu kadar ön planda durmasının nedeni de orijinal Speedmaster Moonwatch'lar astronot kıyafetlerinin üzerine takılırken rahat ayarlanabilsin diye oldukça ucuz yapılıyordu ve ne kadar sıkı takarsanız takın mutlaka Velcro'nun yumuşak kısmı dışarıda bir miktar kalıyordu. Bir şekilde bunun fotoğraflarına da bakmıştım ben astronot kıyafeti üzerine giyenlerde. Tam olarak bu kısım böyle gözüküyordu. Oradan bir alıntı yapılmış. Yani güzel bir detay ama bu kadar uğraşırken belki aynı özenin pil kapağına gösterilmesi daha iyi olur. Yani nihayetinde şimdi tabii biz bunu ayda falan takmayacağız. Yani dünyada evet. Takacağız. Dolayısıyla yani dünyada takım özelliklerine de şartlarına da biraz daha uydurulabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle. İşin özetinde yani bu bir hani marketing dehası. Müthiş evet. Bir hareket. Bence kesinlikle. Devamını da çok iyi getirecekler. Ve özellikle Swatch markasını tekrar canlandırmak için rakiplerinin önüne geçmesini sağlamak için yapılmış kesinlikle. Harika bir hareket diye düşünüyorum. Ama saat olarak da çok beklenen, istenilen yani Swatch'ın kendi içindeki kalite düzeyini de göz önünde bulundurarak çok da o seviyede değil diye düşünüyorum. Yani. Anladım. Tekrar geldiğinde başka renklerden alacak mısın? Alacağım. Ben bulsam hepsinden alacağım. Hatta senin o projen yani çantayla beraber verseler evet, komple kutuyu da alabilirim. Ama bunu hani saati takayım ya ben bu işte marketing hareketini anlamlandırabilmek için bunu alabilirim. Doğru, yani evet. Bunun 11'ine de bir kutunun içinde sahip olursan bir anlamı o zaman olur. Bence farklı bir şeye geçersin. Farklı bir boyuta geçersin ama bundan bir tane al yani ben aldığım günden beri hani ilk gün biraz işte Instagram'da falan paylaşayım. Hatta evet. Millet abi işte sakat ayakla nasıl gittin aldı falan. Oğlum ben gitmedim yani. Ne yapacağım sabah 5'te kalkıp bunun sırasına mı gireceğim ama sağ olsun yardımcı olan dostlarımızdan böyle bir şansımız oldu. Ama dediğim gibi yani hepsini alıp bir kenara koymak bir koleksiyon mantığıdır ve güzel bir hareket olabilir. Ama bundan bir tane alayım da bu kadar saatimiz varken mekanik saatçiliğe gönül vermiş insanlar olarak bana çok hitap eden bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Yani ben saati almadım bu arada. Arkadaşlarımdan arasında Serdar gibi alanlar var. Onlardan işte bakıp denedim. Ben neden almadım? Benim almama nedenim ben sıraya girmek istemedim. Açıkçası çok hoşuma gitmedi. O mantık kargaşa hoşuma tabii gitmedi. Abi kargaşa yani. Hoşuma gitmedi. Zaten o gün işim gücüm de vardı. Hani vakit arayacak durumum yoktu. Girseydin alabilecek miydin? O da hiç sanmıyorum. Ondan sonra muhtemelen bayağı canım sıkılmış bir şekilde çıkacaktım oradan. Bunun dışında yarın bir gün bu gerçekten böyle bir alışveriş merkezine gittiğimizde eve ya da ne bileyim caddede gezerken Swatch butiğin camında ben bunu görürsem içeri girince alabiliyor muyum? Tabii alabiliyorsunuz derlerse o zaman alabilirim. Alırım diyorsun. Mesela Satürn'ü evet. Beğenmiştim. Ondan evet. Sonra bence kadının en ilginç olanlardan biri renk şeması olarak da. Ama böyle galeyan bir pazarlama stratejisi olduğu sürece ben maalesef ne kuyruğa girerim ne de o eleviye izledik. Burada bile Uranüs öne çıktı o mavi evet, seçeneğiyle. Yani, yani çok enteresan bir şey. Hiçbir şekilde garip hikayeler duyduk. Zaten Instagram'da da boy boy çıktı fotoğrafları, videoları falan. Neyse sonuç itibariyle bu ilginç hype modeli de bir şekilde kanalımızda incelemiş olduk böylece. İlerleyen zamanlar ne gösterir bilemiyorum. Siz de Omega Moon Swatch ile ilgili tecrübelerinizi yorum olarak bizim videomuzun altına yazabilirsiniz. Aldınız mı, almadınız mı, alamadınız mı ya da... Hepsine net cevap işte. Vereceğimize de emin evet, olabilirsiniz. Evet, bütün yorumlara tek tek cevap vermeye de gayret ediyoruz bu arada. Bunun dışında videolarımıza genel olarak eklemek istediğiniz sorular veya konular varsa bize e-mail hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve yayınladığımız videoların diğer paylaşımların altına yorum olarak bıraktığınız sorularla ulaşabilirsiniz. Bunlar bizim için çok önemli. Hepsini değerlendiriyoruz ve hepsine tek tek cevap vermeye de gayret ediyoruz.
bir hype modeli daha Horrorbox TV ekranlarında böylece konuk etmiş olduk. Şimdilik teşekkür ediyoruz ve diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.